Yengeç burcu, başlangıçlar, başlamak, yapmak, her şeyi planlamak. Yani ne diyoruz? 1 Ekim ve 31 Ekim mi çekiyor, 30 Ekim mi çekiyor bilmiyorum ama aylık Yengeç burcu ile ilgili tarot açılımımızı yapıyoruz. Ya bu ihanet nedir? Bir üç burçta da bu fazlasıyla çıktı. Aslında şöyle söyleyeceğim. Su burcun akrep burcu birinden çok yengeç burcu akrep burcu birinden büyük bir güç alacağı ve bu güçle birlikte yaşadığı kaosları iyileştirme. Yani siz bir su burcunuzsunuz, yengeçsiniz ama yine bir akrep burcundan büyük bir desteklenme yaşayacaksınız. Evet, başarı ve kariyer hayatınızla alakalı noktada güneş gibi parlayıp olması gereken bilgeliğinizle alakalı noktada yükseliş ve büyük bir aydınlanma yaşayacağınız ve bazı borçlarınızla ilgili yaşadığınız zorluklar ve bu yaşadığınız zorluklar geride kalıp ve borçlarınızla alakalı dengeyi de meditasyon enerjinizle birlikte iyileştirip hatta bir araçla ilgili fikriniz olma ihtimali çok yüksek. Ve anahtar diyoruz. Diyoruz ki bu araç anahtarı olabilir. Evinizin anahtarı, iş kapınızla ilgili çok büyük bir anahtarın sevincini yaşayacağız. Ekim ayı size parasal dengenin dışında anahtara sahip olmak, mesleğinizin ya da eğitiminizin anahtarı olma ihtimali çok yüksek. Ve burada der ki anneye aşığım ve ben bu hayata kendi kariyerim için ve yapmak istediğim için doğdum. Ve bu doğum benim gerçek meditasyonum ve gerçek enerjim. Ne istiyorsam ben doğurabilecek güçteyim. Beynim benim devamlı doğuruyor, devamlı yapan bir noktada. O yüzden size bu ay Mars'ın gücü ve enerjinin etkisiyle hayal ettiğiniz her şey ve o kadar güçlü bir şekilde hayatınıza dönecek ki ve güç ve emir ve yukarıdaki oluşması gereken imzalarınız, kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz her şeyde çok güzel bir başlangıç sağlayacağınız gözüküyor. Bakalım nedir? Kader çarkı mı? Evet, kader çarkı. Tanrı size Ekim ayında ya da Rabbim size Ekim ayında çarkınızla o kadar güzel döndürecek ki işiniz, özel hayatınız, özel noktanız güzel bir oluşumla sağlanacak gözüküyor. Peki size miras var mı? Evet, anne soyunuza ait noktadan konuşmalar var, daha gündeme gelmiş noktalar yok. Bazı miraslar var ama daha hayata ya da evrak olarak gelmemiş olarak gözüküyor. Neyi değiştirmeniz lazım kendi hayatınızda? Yüzünüze bir maske takıyorsunuz ve bu maske sizin çok kişilikli olduğunuz ve gerçek olmayacak ve devamlı endişe yapacak. Yani ruhunuzu özgür bırakmaya, bedeninizi özgür bırakmaya ihtiyacınız var. Bence siz ruhunuzu iyileştirin ve yolculuklara gitmek istiyorsunuz. Yurt dışı ile ilgili bir iş anlaşmanız ve bundan haber bekleyen bazı yengeçler için olmayacak. Ama belli bir süre denedikten sonra olacak. Şu an sizin iş çevrenizdeki insanların kalbinize o katılması gerçekten kalben ihanete uğrayacağınızı gösterir. Peki aşk diyelim. Aşkta ne bekliyor? İkizler burcu biri ya da hava burcu biriyle muhteşem bir aşk ve geçmiş korkularınız, yaşadığınız ilişkinizle ilgili evlilik yapacağınız ve sizi el üstünde tutacak bir insanla yolunuzu birleştireceğiniz ve artık hayatın size koruduğunu ve Rabbimin sizi unutmadığını ve her yeri iyileştirme ve yeşertme dediğimiz bir dünyaya geçiş sağlayacağız. Ekim size bereketi, hatalarınızı görmeyi ve hatalarınızla birlikte üzerinizdeki bağlılıklar, kötü enerji, asılmış hissediyorsanız hepsi biteceğini gösterir. Sadece aşkta delilik dönemi, güzel sürpriz aşklar yaşayabilirsiniz. Bu aşklar size ruhunuza iyi geleceğini düşünüyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın.